Herkese merhaba. Samsung Gear Fit 2 ve Gear Iconix geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Bu giyilebilir Samsung cihazları Türkiye'de de piyasaya sunulmaya başlandı. Test merkezimize de görmüş olduğunuz gibi bu cihazlar ulaştı ve şimdi bunların kutu açılışını gerçekleştirelim. Detaylı incelemeleri de çok yakında Teknoblog'da olacak. Öncelikle Gear Fit 2 ile başlayalım. Samsung'un yeni aktivite bilekliği dahili GPS özelliklerine sahip, böylelikle de telefona gerek duymadan hız, mesafe, kalori gibi bilgileri çok daha doğru şekilde ölçmesine olanak sağlıyor. Otomatik aktivite tanımlama var. Sizin yürüdüğünüzü, koştuğunuzu anlıyor ve buna göre de ayarlama, takip işlerini düzenliyor. Daha verimli bir takip yapıyor. Ve yine bildirimleri, telefondaki bildirimleri Gear Fit 2'ye aktarmanız, oradan bileğinize görmeniz mümkün. Müzik çalar ve otomatik kalp hızı ölçer gibi özellikler de bu Gear Fit 2'nin özellikleri arasında bulunuyor. Gear Fit 2'nin tasarımında da bir takım değişiklikler yapıldı. Şimdi bu yeni aktivite takip bilekliği çok da verimli şekilde çalışıyor. 1.5 inçlik Super AMOLED ekran, dikeyde de görüntüleme özelliğine sahip, yani dikey oryantasyonda da çalışıyor. Böylelikle de bilekliği çok daha rahat şekilde kullanmak mümkün olur. Hatırlarsanız Gear Fit'te böyle bir özellik yoktu. Bileğinizi bu şekilde çevirip bilgileri görmeniz gerekiyordu. Açılışı gerçekleştirelim, kutu açılışını yapalım ve görmüş olduğunuz gibi elimizde Gear Fit 2'nin mavi renkli, mavi yeşil arasına kaçan rengi bulunuyor. Large boyutunda bir bileklik geldi. Şu şekilde takalım. Gear Fit 2'nin lastikten yapılmış bir kayışı var. Oldukça rahat. Elinizde de fazla bir rahatsızlık vermiyor. Çok rahat şekilde kullanmanız mümkün olacaktır. Gayet şık durduğunu da söyleyebiliriz. Şuradan açılışını da gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi 1.5 inç Super AMOLED ekran. Yaklaşık 320-330 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip ve yazılarda oldukça keskin görünüyor. Kutuya bakmaya devam edelim. Başka neler var? Şuradan başka bir kutu var, onu çıkaralım. Burada Gear Fit 2 şarj etmenize olanak sağlayan beşik bulunuyor. Gear Fit 2'yi buraya yerleştirip, bu şarj beşiğine yerleştirip şarj etmeniz mümkün oluyor. USB ile de bağlantı sağlanıyor. Başka herhangi bir şey var mı bakalım. Başka herhangi bir şey yok. Bu şekilde kutudan çıkanlar bunlar. Gear Fit 2 gördüğünüz gibi açıldı. Bu saatin kurulumunu, bilekliğin kurulumunu tamamlamak için bir Gear Manager uygulamasına ihtiyaç var. Bunun için elimizde de Samsung Galaxy S7 var. Galaxy S7'deki Gear Manager uygulamasını açalım ve buradan Gear Fit 2'nin kurulumuna başlatalım. Daha önce Gear S2'yi eklemiştik buraya. Şimdi gördüğünüz gibi Gear Fit 2 gözüktü. Gear Fit 2'yi seçelim ve bunu ekleyelim. Buradan da onay verildi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ayarlama işlemi gerçekleşiyor ve bu devam ediyor dursun. Gear Fit 2, elinizde başka bir Android telefon varsa onunla da kullanabilirsiniz. Samsung'un belirlemiş olduğu kriterler karşılandığı takdirde Gear Fit 2'yi başka bir Android telefonlara kullanmanız mümkün olacaktır. Devam edelim. Şimdi de Gear Iconix açalım. Gear Iconix'te Samsung'un kablosuz kulaklığı, Bluetooth özellikli bu kulaklık topuzlara sahip. Bu topuzlar sayesinde herhangi bir kabloyla uğraşmadan özellikle spor yaparken çok daha rahat şekilde müzik dinlemenizi olanak sağlıyor. Aynı zamanda bu kulaklık sayesinde aktivite takibi de yapılıyor. Fitness yaparken, spor yaparken bu kulaklığı kullanmak oldukça pratik olacaktır. Bu şekildeki Samsung bandını yırtalım ve daha sonra açılışımızı gerçekleştirelim. Şöyle çıkartalım. Bu kulaklıklarda görmüş olduğunuz gibi Gear Fit 2 ile aynı renklerde geldi ve böylelikle de bir takım oluşturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi kulaklıklar oldukça şık. Sağ ve sol kulaklıklar belli oluyor. Bunlardan herhangi bir tanesini ana kulaklık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Sağlak veya solak olmanıza göre bir tanesini ayarlayıp ana kulaklık olarak bunu kontrol amacıyla kullanabiliyorsunuz. Burada dokunmatik, çeşitli kontrolleri dokunmatik hareketlerle gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Burada da bir şarj yuvası var. Aslında bu taşıma kılıfı. Bu kutu hem bu kulaklık topuzlarının şarj edilmesini hem de saklanmasını olanak sağlıyor. Bu gördüğünüz kutunun da kendi dahili pili var. Bu sayede taşımadığınız durumlarda, kullanmadığınız durumlarda bu kulaklıkları şarj edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda yeni yerleştirdim. Kapağını kapattım kutunun ve Gear Iconix kulaklıklar şu anda şarj ediliyor. Bu kulaklıkların da bağlantısı Bluetooth üzerinden sağlanıyor ve gördüğünüz gibi oldukça şık, kullanışlı. Kulağa takıp rahatlıkla kullanmak mümkün olacaktır. Bunun da detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacağınızı belirtelim. Bu kulaklığın başka ne gibi aksesuarları geliyor? Hemen yan tarafı açalım. Hızlı başlangıç kılavuzu var ve bunun dışında şurada kaldıralım. Kutu içerisinde gördüğünüz gibi farklı kulak boylarına uygun yuvalar ve görmüş olduğunuz gibi ek aksesuarlar da geliyor. Devam edelim.
Gördüğünüz gibi USB kablosu var. USB kablosu sayesinde de görmüş olduğunuz muhafaza kutusunu, şarjlı muhafaza kutusunu başka cihazlara bağlamak mümkün oluyor. Telefonla da şarj etmeniz mümkün bu Gear Iconics'in kutusunu. Böylelikle de çok daha pratik, istediğiniz her yerde herhangi bir priz aramadan kulaklıkları rahatlıkla şarj etmeniz mümkün olacaktır. Şimdi Gear Fit 2'ye geri dönelim. Gear Fit 2'nin kurulumunu, gerçekleşimini tamamlayalım. Bluetooth bağlantısını gerçekleştirmiştik. Daha sonra bu hüküm ve kuşlar ekranına geçelim. Şu anda ayarlama işlemi devam ediyor. Saate de devam edelim. Atla diyelim ve görmüş olduğunuz gibi Gear Iconics'in kurulumu tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi ekranda atılan adım sayısı, çıkılan kat sayısı ve diğer bilgiler var. Görmüş olduğunuz gibi bildirimler de geliyor. Bir tane SMS görmüş olduğunuz gibi geldi. Oldukça da rahat şekilde okunuyor. Kaydırma da oldukça iyi. Gayet pratik görünen bir tarafı var Gear Fit 2'nin. Evet, Gear Fit 2'nin kurulumu da tamamlandı. Bu şekilde artık kullanmaya başlayabiliriz. Çeşitli ayarları, bileklikle ilgili çeşitli ayarları da görmüş olduğunuz gibi Gear Manager uygulaması üzerinden göstermek, düzenlemek mümkün olacaktır. Gear Fit 2'nin şarjı bir hayli az, kutudan bir hayli şarjı az şekilde çıktı. Bu nedenle şarj etmemiz gerekiyor. Bu nedenle özellikleri tam olarak gösteremiyoruz. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi hangi saat düzeni kullanacağınızı Gear Manager'dan belirleyebilirsiniz. Bunun dışında yine bildirimlerin düzenlenmesi yönetimi, uygulama düzeni, hangi uygulamalar var bunları düzenleyebilirsiniz. Gear müzik gönderme işlemini yine telefondan yapabilirsiniz. Bu gibi özellikler Gear Manager uygulaması üzerinden yönetilebiliyor. Gear Fit 2 ile ilgili aktaracaklarımız, kutu açılışı ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu iki aksesuarla ilgili detayları çok yakında gerçekleştireceğimiz detaylı incelemede bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.